arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle güzel bir motif çalışması yapacağız motif çalışmamızda ben üç tane rengimi kullandım sizler daha fazla renklerle örebilirsiniz dilerseniz her sırada farklı renkler kullanabilirsiniz kalan iplerimizi değerlendirmek adına da çalışabilirsiniz İki renkle de gayet güzel bir şekilde dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. İster motifle ister tek parça halinde örmeye çok uygun. Bir çalışma elimdeki modelimiz. Bakın, trabzanlardan oluşuyor ve iç içe e, geçmekte trabzanlarımız. Çok kolay e, yapımı. Umarım şimdi izlerken siz de zevk alarak öreceksiniz motiflerimizi. Evet, yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Kolay gelsin diyerek iki buçuk tığı ve üç rengimle hemen modelime başlıyorum. Kolay gelsin. Motifimizi örmek için hemen zincirimizi çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir yeterli. Çekiyorum. Birinci zincirin içerisine girerek yuvamı kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen yuva içerisine girerek bir tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Şöyle görelim. 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yuva içerisine girerek bir trabzan, bir zincir aynı yere giriyorum. Bir trabzan daha örüyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra yine bir trabzan, bir zincir tekrar bir tane daha trabzanımı örüyorum. Şöyle görelim. Her iki trabzan aramızda birer tane zincirimiz olduğunu unutmayalım. Köşelerimiz ise ikişer zincirden oluşmakta. İki zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar yuva içerisine girişimi yapıyorum. Bir trabzan, bir zincir tekrar aynı yuva içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. İki tane zincirimi çekip İlk 4 zincir olarak başlamıştım. 3. zincirimin üzerine batırıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekip ipimi değiştirmek için şöyle kesiyorum. Evet motifimizin göbek kısmını bu şekilde ördük. Şöyle altını sıkıştıralım. Derseniz daha sonra temizleyebilirsiniz. Evet. Şimdi ikinci rengimizi geçişimizi yapalım bir zincir çekerek ipimi düğümümü atıyorum motifimi alıyorum şu şekilde İki zincir çektiğim yerlerim köşe bakınız bir iki üç ve dört tane köşemiz var şimdi köşemin olduğu yere giriyorum iki zincirin bulunduğu noktaya bağlanıyorum bir iki üç bir tane zincir çekiyorum dört aynı yere tekrar giriyorum ipimi de alttan şu şekilde üzerine örerek gizliyorum bakınız şu şekilde ördüm 4 zincir çektim köşenin içerisine girdim bir tane trabzan ördüm yarım köşemi tamamladım diğer yarısını ise bitişte tamamlıyoruz ve tığımın başını iki defa doluyorum 1 ve 2 iki. iki tane trabzanımın arkadan şöyle giriyorum Ortadaki göbeğe batıyorum bakınız. Arkadan girdim. Ortadaki göbeğe batıyorum ve çekiyorum. İkişer ikişer örüyorum. 1 2 3 Şöyle ördüm bakınız. Tığımın başını doluyorum. Köşeme geliyorum. Köşemin içerisine iki trabzan araya iki trabzanın birincisine bir zincir çekiyorum. Her iki grubumuz içerisindekini. Evet, zincirlerimi çekiyorum iki tane ve diğer grubu örüyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Şöyle görelim. Tekrar iki defa tığımın başını doluyorum. İki trabzan, bir zincir. Bakınız aşağıda vardı. Hemen arkadan giriyorum, göbeğin içerisinden batarak çıkıyorum. İkişer ikişer örüyorum. Bir, iki, üç. Tığımın başını bir defa doluyorum. Köşeme bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzanımı örüyorum köşe arasına iki zincirimi çektikten sonra tekrar bir trabzan bir zincir bir trabzanımı örüyorum iki defa tığımın başını doluyorum trabzanın aradan giriyorum göbekten çıktıktan sonra ikişer ikişer çekiyorum tığımın başını bir defa dolayarak bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan, iki tane zincir. Aynı yere bir trabzan, bir zincir. Tekrar bir trabzanımı örüyorum. Trabzanlarımıza bakınız, dikkat edelim. Kendi içlerindeki trabzanımız birer tane zincirimiz oluyor. Grup köşelerinde ise iki tane zincirimiz var. Bu iki trabzan yan yana yaptığımız yerlerimizde mutlaka araya bir tane e, Zincirimizi çekiyoruz. Köşelerimizde iki, aralarında bir. Tekrar iki defa tığımın başında doluyorum. Trabzanın aradan giriyorum. İkişer ikişer çekiyorum. Tekrar diğer köşemizin başlangıçta ilk yarısını yapmıştık. Şimdi ikinci yarısını yapıyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı örüyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra 4 tane zincir çekerek başlamıştım bakınız. 3. zincire denk gelen yere hemen ilmeğimi alıyorum ve kapanışı yapıyorum. Diğer rengime geçmek istiyorum. Yine aynı yeşilimi kullanacağım için e, ipimi kesmiyorum. Şöyle 1 2 3. 3 tane zincirimi çektim ve bir tane daha ilave ediyorum toplam 4 zincirimi çektikten sonra buradaki hemen dibine batıyorum bakınız 2 zincir içerisine girişimi yaparak 1 ve 2 2 defa battım 2 defa tığımın başını doluyorum arkadan giriyorum bakınız dibinden alıyorum bakın 2 defa başını doladım 2 trabzan arasından girdim alttan 1 2 3 defa da alıyorum 1 defa doluyorum Bakın bir trabzanımın sağından ve solundan görünen boşluklar var. Oraya birer birer üstünden batıyorum. Birer doladım. Bir. Tığımın başını doluyorum. Diğer tarafına geçiyorum. Bir. Birer birer ördüm. Şimdi köşemizin ilk kısmına iki defa başını doluyorum. Arkadan giriyorum. Alttan alıyorum. Bir. 2 ve 3 Tığımın başını doluyorum. Her ikisinin yani köşemizin arasına giriyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı örüyorum. İki tane zincirle ara bölümü oluşturuyorum. Tekrar aynı yere girerek bir trabzan, bir zincir, bir tırabzanımı örüyorum. İki defa tığımın başını dolayarak aradan giriyorum. Alttan çıkıyorum. Bakınız 1, 2 ve 3. 3 defa da alıyorum. Şöyle görelim. Devam ediyorum. Bir defa tığımın başını doluyorum. Bir trabzan. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer trabzanımın sol tarafına bir tane daha ikili trabzanım örüyorum. İki defa tığımın başını doluyorum. Köşemin ilkinin Arkadan giriyorum. Alttan çıkıyorum. ikişer ikişer alıyorum. 2 i̇ki ve 3. Trabzanımın tam orta köşeye giriyorum. Bakın zincirimizin bulunduğu noktaya. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı örüyorum. Ve iki tane zincirimi araya çekiyorum. Köşemi oluşturması için. Tekrar bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı örüyorum. İki defa tığımın başını dolayıp alttaki trabzanımızın grubundan yine aşağıdan girerek arkadan giriyorum. Alttan çıkıyorum bakınız. Örüyorum. Ortada duran tek trabzanımın önce sağına sonra soluna bir trabzan örüyorum. Tekrar iki defa doluyorum. Köşemin ilkine arkadan giriyorum. Alttan alarak üç defa da kapatıyorum. İki ve üç. Köşe bize bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum, bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı örüyorum. Şöyle görelim. Ve aynı şekilde iki defa doluyorum. Arkadan girip alttan çıkıyorum. Bir. 2, 3. Bir defa doluyorum. Aralara bakınız. Trabzanımın sağından ve solundan birer trabzan örüyorum. 2 defa yine doluyorum. 1, 2, 3. Ve zincirimizin içerisine yani köşemize geliyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı örüyorum. Evet ikinci rengimizi de bu şekilde tamamladık bakınız gayet güzel görülmekte. 4 tane zincir çekmiştim. Üçüncüsüne şu şekilde batırıyorum. Geçişimi yapıyorum ama öncesinde tabii iki tane zincirimizi çekmeyi unutmayalım. Batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Arkadan diğer rengimi alarak hemen başlıyorum. 1 2 3 4 Hemen dibine batıyorum. 2 tane trabzanım oldu. 2 defa başını doluyorum. Buradaki yan yana duran trabzanımın yani köşemin ilkinin aradan giriyorum ve 1, 2, 3. 3 defa da kapadıktan sonra trabzanımı hemen bir defa başını doluyorum. Yanındaki bölüme girerek bir trabzanımı örüyorum. Tekrar bir tane trabzanımı örüyorum. Diğer bölüme geçiyorum. Tığımın başını bakın şuradaki bölüme aşağıdaki bir tane e, bu e, kavun içi renginde olan bölümümü gördüğüm yere iki defa başını doluyorum tığımın arkadan giriyorum tam tepe noktasına batıyorum 3 defa örüyorum 1 2 3 tam bakınız kendi rengiyle olan bölümüne girdim tığımın başını doluyorum bir defa da tığımın başını doluyorum iki tane trabzanımı ördüm. Tekrar iki defa tığımın başını doluyorum. Aradan giriyorum. Üç defa da alıyorum. Şöyle görelim bakınız. Sağ tarafında da aynı işlemi yapıyorum. Sol tarafında bakın ortaya tam girdim. iki tane sol tarafta, iki tane sağ tarafta normal trabzanlarımı ördüm. Bir defa da başını dolayarak dibe inmiştim. Şimdi köşelerimizi aynı şekilde yapıyoruz. Köşelerimizde iki trabzan aralarında bir tane zincirimiz oluyor. Bakın birini ördüm. Bir trabzan ördüm. Bir zincirimi tekrar bir trabzan ördüm. Köşem için iki zincirimi çektim. Aynı yere tekrar bir trabzan, bir zincir, bir trabzan daha örüyorum. İpimi bağlamıştım. Evet buradan köşemizi yapıyoruz. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Araya iki zincir. Evet iki defa tığımın başında doluyorum. Alttaki köşemizi şöyle giriyorum ardından. Bir, iki, üç defa da çıkıyorum. Tığımın başında doluyorum. Hemen bakınız şu ikisini birer birer örüyorum. Bir trabzan tekrar diğerine batıyorum. Bir trabzan kendi somon rengimle olan bölümü bakınız tam trabzanımı görmekteyim. Şu trabzanımı gördüğü yer ardından giriyorum trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3 defa da çekip alıyorum. Tekrar yanlarına batıyorum. 1 ve 2. 2 defa başım doluyorum. Köşeye geldim. Ardından giriyorum. Yuvanın içerisinden çıkıyorum. 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3. Tekrar köşemizin olduğu bölüme geliyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir. İkinciyi ekliyorum tam orta olduğu için tekrar trabzanımı, zincirimi ve ikinci trabzanımı ekliyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan ortada iki tane trabzan şeklinde bütün köşelerimizi aynı örüyoruz. İki defa doluyorum alttaki bakınız köşemin ardından giriyorum üç defa da çekiyorum iki ve üç. Tığımın başında doluyorum önce. Hemen bakın şuraya bir araya zincir çekmeden bir iki defa doluyorum. Bakın somon rengime arkadan giriyorum. Tam tepesine batıyorum. Bir iki üç. Tekrar şöyle her ikisini örüyorum. Bir ve diğer tarafa batıyorum. İki. İki defa başını doluyorum, köşemizi ardından girerek örüyoruz ve son köşemizi de aynı şekilde örerek tamamlayalım. Burada görüşelim. Şöyle görelim. Son olarak köşemize kadar örerek geldim. Şöyle görelim, bakınız. iki tane zincirimi çekiyorum, atıyorum, ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincir çektikten sonra buradan ipimi kesiyorum. Evet tekrar yeşilim alıyorum. İpimi kesmemdeki sebep bir sonraki sırada yeşilin üzerine sarı örmeyi düşündüğüm için aynı devam edeceksek lütfen ipimizi kesmeyelim. Hemen araya giriyorum. İpimi aldım bakınız araya giriyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Bir trabzan yanına örüyorum hemen. İki tane zincir köşe arası için tekrar bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. İki defa tığımın başını doluyorum. Şurada görmüş olduğumuz çift olarak ördüğüm yerden girişimi yapıyorum. Şuradan bakınız. Alttan çıkıyorum. Üç defa da örüyorum. 1 2 3 3 defa da yukarıya çıktım. Şöyle görelim. Hemen tığımın başını bir defa doluyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzanımı örüyorum. İki tane trabzanımı ardı ardına ördüm. Şuraya örüyorum. Şöyle görelim. İki defa tığımın başını doluyorum. Bakınız şurada görmüş olduğumuz aradaki yeşilimize arkadan girerek batıyorum. Üç defa da çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan örüyorum. Yanındaki trabzanı örüyorum. İki trabzanı yan yana örüyorum. Bakınız. İki defa başını doluyorum. Arkadan giriyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. Üç defa da çekiyorum. Tekrar ikisini yan yana örüyorum. Bakınız bir. Diğer tarafına üstten alarak örüyorum. İki defa başını doluyorum. Köşemin ilkinin girip ardından çıkıyorum ve örüyorum. Modelimiz gayet kolay bakınız. İki tanesini üstünden ördüm. Şöyle görelim bakınız. Diğerini ise kendisine battım bakınız bir altıyla. İki tane yan yana ördüm yani bir e, sobanın sağına soluna. Diğerini ise altından alarak ördüm. Köşemize geldik. Köşemize herhangi bir e, farklı işlem yapmıyoruz. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Tekrar iki zincirimi çektikten sonra. Yine trabzanlarımı örelim. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet sıramızı tamamladım. Köşeye 7'den geldim. Şimdi birleştirme işlemini yapalım. Köşedeki 4 zincir çektiğim bölümü geçerek batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ve araya giriyorum. İlmeğimi şu şekilde yeniden kaydırarak ortaya giriyorum. Sarı ipimi alıyorum. İsterseniz her rengi farklı olarak da örebilirsiniz. Önce bir tane zincir çekelim düğüm olsun Evet şöyle geçiyorum 1 2 3 4 işin ipimi çekip sıkıştırıyorum tığımın başını doluyorum köşemizi yine aynı şekilde örüyorum iki tane zincir çekip arayı örüyorum bir bir zincir tekrar bir tane daha trabzanımı örüyorum trabzanımı ördükten sonra iki defa başını doluyorum bir alt sıradaki köşemin birini giriyorum bakınız sıradaki bölümünü örüyorum hemen tığımın başını doluyorum bir tığımın başını doluyorum diğer yanına batıyorum tığımın başını iki defa dolayarak şu aşağıdaki görmüş olduğu yavru ağzı rengime getirerek batıyorum iki trabzan örüyoruz üçüncüyü bu şekilde iki defa başını doluyoruz bakınız hemen yanlarına normal örüyorum bir ve diğer tarafına batıyorum 2 İki defa doluyorum. Aşağıdaki somon rengime geçerek batıyorum. İki trabzanı ördükten sonra üçüncü çift dolma şekliyle örüyoruz. Zaten yerleri çok belirli olmakta. İki defa doluyorum. Arkadan giriyorum. Alttaki somon rengime batıyorum. Sonrasında birer birer örüyorum. Bakın somunu battım. Bir defa doluyorum. Köşem diye ve bu şekilde istediğimiz kadar büyüterek örelim. Şöyle görelim bakınız çok daha belirgin. Köşelerimizin tamamını örerek geldim. Bakınız modelimiz kendisini çok güzel bir şekilde gösterdi. En son iki trabzan yan yana ördükten sonra köşedeki olan bölümüme giriyorum. İki defa başını doladıktan sonra arkadan alıyorum 3 defa da çekiyorum ve başlangıçta iki trabzan ördüğümüz için hemen ilk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra motifimin büyüklüğü yeterli olduğu için burada bırakıyorum tabi dilerseniz rengarenk örerek istediğiniz ölçülerde büyütebilirsiniz tek parça şekliyle de motifimizi örebilirsiniz hemen ipimizi İçeriye de gizleyelim, şu şekilde. Evet, şöyle bakalım motifimizin yapımına. Motifimizin yapım aşaması çok çok kolay. Bakınız, büyünce daha net ortaya çıktı. İki tane trabzanı yan yana ördükten sonra bakınız, bir önce uzattığımız trabzanımızı yine ardından girerek örüyoruz ve bir ön, üst sırada ise sağına ve soluna birer tane trabzanımızı örerek tamamlıyoruz modelimiz gayet kolay ve pratik bir çalışma. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki görüşmemize kadar sağlık, mutluluk, esenlikle kalın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.